Evet, karanlık adamda yeni bir ayakkabı daha arkadaşlar. Bu sefer bot diyelim buna. Gördüğünüz üzere kibar. Rengi güzel. Tabanı hoş. Kışlık botumuz. Evet, kendisini internette görüp daha sonra AVM'lerde birkaç kere takip edip ondan sonra tekrar internetten almış biri olarak karşınızdayım. Leson. Nasıl okunduğunu tam olarak bilmiyorum. Ayakkabıyı alana kadar da markadan da çok fazla haberim yoktu açıkçası ama yani kendi sitelerine baktığımda ürün çeşitliliği çok fazla. Bu ayakkabının da iki modelini gördüm. Siyahı ve bu rengi. Herkes diyecek ki kışın bu renk ayakkabı giyilir mi? Vallahi bu ayakkabıyı geçen gün yağmurda çapur çupur giydim. Gördüğünüz gibi silmedim de buradaki kameradan gözüküyordur. Hala gayet temiz. Kendisi Gore-Tex, su geçirmez. O ibare var mı bilmiyorum. Hydroresist dediği yani biraz ayağınızı sıcak tutacak şekilde tasarlandığını söylemişti arkadaş da şeyde bana AVM'deki arkadaş. Tabanı da Hyper neymiş bu? Hypersoft yani bir destekli bir tabanı var. Bundan önce tanıttığım ayakkabılarda ki bu taban çok ince oluyordu. Hatta Adidas'ta, Reebok'ta, Instapump'ta tanıtmıştım. Şurada gözüktüğü üzere destekli, kalın, gayet güzel bir tabanı var arkadaşlar. Benim hoşuma gitti ve yani bu ayakkabıyı giydiğimde hiç ama hiç yadırgamadım. Bazı ayakkabılar maalesef yani ilk giydiğinizde böyle rahatsız edebiliyor sizi. Ama bu ayakkabıda hiç öyle olmadı. Çok rahat ettim. Tek sıkıntısı ayakkabının dili falan çok güzel. Şu ipini çok kısa tutmuşlar. İkinci demir çentikten geçirdiğiniz zaman böyle çok az bir ip kalıyor. Ucu ucuna bağlayabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar şunu bir 3 santim daha uzun yapmaktan üşenmişler. Onu bilemiyorum. Ayakkabının şu kısmı böyle plastikimsi şuraları. Ama böyle çok yumuşak bir hissiyat var. Beni en çok etkileyen de şu rengi olmuştu. Buraları da böyle kumaş değilim, plastiğim işte gibi bir havası var. Hani dokusu çok güzel. O yüzden Gore-Tex galiba. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Ama ayakkabının yanında gönderdikleri kağıtta kendileri şöyle bahsediyor. Çok uzun süre suya maruz kaldığında ayakkabı su geçirebilir diye. Yani bu ne kadarlık bir süre ya da saat mi, dakika mı, birkaç gün mü ya da karda böyle çok fazla kalmaktan mı bahsediyor bilmiyorum. Ben mesela işte yaklaşık bir saat falan işte çocuğu okula götürürken mesela hep yağmurda bu ayakkabıyı deneyeyim dedim. Bayağı da böyle suya falan da bastım. Çapçuk kirlenmesine de çok özen göstermedim. Bir gram etkilenmedim. Haliyle hem yeniliğinden hem böyle çok aşırı su olmayan su birikintilerinde belki de bir şey olmuyordur. Tabii her ayakkabıyı da böyle Uludağ'a gidip karda test edecek halimiz de yok ama hani Gore-Tex'in amacı da ufak tefek böyle yani minimal yağmurlarda ne bileyim ayağınızın üzerine böyle hoş diye bir su geldiği anlarda sizi koruması diye düşünüyorum. Yoksa onun dışında zaten her ayakkabı şu dil kısmından illaki hani su alma eğilimindedir. Buna yapabilecek hiçbir şey yok. Hani Adidas'ı tanıtmıştım. Gore-Tex yani bağcıkların üstünde bir parça daha vardı burada. Ama o da zaten koşu ayakkabısı ve o parça yüzünden insan ayağını çok fazla sıkıyor. O parçayı da böyle tasarım olarak her ayakkabıya koyamazsınız. Bence görüntüsü hoş. Şu kısmı yani bilenler bilir belki Adidas'ın taban şekliyle aynı. Yani Adidas'ın bu yürüyüş ayakkabıları ve o tarz ayakkabılarının tabanları genelde şuradaki şu üçgenimsi çentikle çok belirginleşir.
ben bunu ilk gördüğümde tabanı zaten direkt Adidas'ın tabanına benzettim. İlginç de geldi bana. Firmanın kimlerle bağlantılı ya da onların alt bir firması olup olmadığını bilmiyorum. Gayet güzel. Dil çok kalın. Ayakkabının diğer kısımları gibi de böyle yumuşak ve pofuduk bir dili var. İçi de dediğim gibi böyle değişik bir kumaş ve şey kaplı. Sıcakta tutuyor. Yani kışlık bir ayakkabı olmuş. Kibar olduğuna bakmayın. Ben çok beğendim ve severek de kullanıyorum. Almayı düşünen arkadaşlara da hani gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Sponsorluk ürünü değildir. Baya baya 1250 lira verdim arkadaşlar ayakkabıya. İnternetten aldım dediğim gibi. Ama pazar yerlerinde 100-200 lira daha ucuz olabildiğini gördüm. Yani işte yanlış hatırlamıyorsam, pardon, ben bunu tabii kendi sitesinde indirim kuponuyla bir 100 lira ucuza aldım. İşte o zaman 1300 ise 1200 liraya falan geldi. Ama pazar yerlerinde de o fiyatı, hatta 50 lira daha ucuz bulabilirsiniz. Onu tüy olarak söyleyeyim arkadaşlar. Siyah rengini de beğenebilirsiniz, bilmiyorum. Çok kötü durmuyor ama şu kare desenler bu modelde biraz daha hoşuma gitti benim. O yüzden bunu aldım. Bu ayakkabımızı da ayağımızda nasıl duruyor videonun sonunda görelim. Beğenmeyi, paylaşmayı ve zil sesini açalım ki arkadaşlar size daha kolay ulaşalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Sormak istediğiniz her şeyi videonun altında sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kanalımıza unutma. Abone olmayı unutma. Unutma. Unutmayınız. Unutmayasınız.